Esma-i ile Maddi ve Manevi Gelişimimiz isimli videolar serislerimizin bir yenisinde tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili Mavera TV izleyicileri. Bugün öğrenmekle, incelemekle çok mutlu olacağınızı zannettiğim, düşündüğüm çok güzel, çok özel bir kelime isimdi. Rabbimizin güzel isimlerinden. Hepsi çok güzel de. Şimdi bu güzellerin en güzellerinden birisi ni inşallah bugün... ...izleyeceğiz, işleyeceğiz... ...öğreneceğiz... ...El Kerim ismini... ...biz millet olarak... ...Türk millet olarak... ...Anadolu insanları olarak... ...Anadolu evlatlar olarak... ...El Kerim ismini çok seviyoruz... ...birazdan... ...bu sev, bu çok sevdiğimizi nereden çıkardığımızı... ...birazdan... ...göstereceğim size... ...El Kerim ne demek... ...cömert, soylu, şerefli, asil... ...nazik olan üstün özelliklerin hepsine sahip olan cömertliği hem miktar, cömertliğin miktarı hem de devamlılığı açısından sonsuz olan anlamına geliyor. El Kerim ismi. Sonsuz cömert. Cömertliğin bütün boyutlarıyla, e, devasa boyutlarda ve sonsuz, devamlı e, cömert olan anlamına gelen bir kelime El Kerim. Çok harika, çok mübarek, çok özel bir isim bu isim. Rabbimizin El Kerim ismi fonetik yapısı da çok güzel. Ee, El Kerim isminin. Çok e, bir insana mutluluk verici, rahatlatıcı. Harika bir isim. Biz bu güzeller güzeli ismi millet olarak çok seviyoruz dedi ki az önce. Çeşitli versiyonlarını günlük hayatımızda kullanıyoruz bu kelimenin. Çocuklarımıza isim olarak veriyoruz. İş hayatımızda bu kelimeden türeyen kelimeleri kullanıyoruz. İş hayatımızda kullanıyoruz. Ee, e, sık sık Günlük hayatımızda bu kelimeyi kullanıyoruz. Şimdi söylediğimde a bu mu diyeceksiniz. Kerem ismini El Kerim Kerem. Kerim Kerem. Kerume. Üç harf var. Erkek ismi olarak kullanıyoruz. Cömert anlamına geliyor. İzzetli şeref mi? Cömert. Kerim ismini kullanıyoruz. Çocuklarımıza takıyoruz. Anadolu'da var. Kerim kelimesinin e, dişisi. Kerime ismini kadın ismi olarak, kız ismi olarak gene takıyoruz çocuklarımıza. Bir de kerimeyi, kerime kelimesini e, çok ilginç bir kullanım şeklimiz var bizim millet olarak Anadolu'yu. Kerime derken kız evladımız anlamında kullanıyoruz. Kızım e, üç tane kerime var. Kerimeniz falan diye kullanıyoruz. Kız evlat anlamında kullandığımız e, bir şey. Sonra e, bu kerim kelimesini kullandığımız çok harika. İkram İkram kelimesi, kelim kelimesi aynı kökten geliyor. İkram etmek, ikram etmek ne demek? Ee, Her şeyin birilerine yüce duygular besleyerek bir şeyler vermek demek, bir şeyler sunmak demek, yardım etmek demek, bir şeyler sunmak. İkram etmek böyle bir şey. Yüce duygularla bir şey vermek. Herhangi bir şekilde bir şey vermek değil, yüce duygular besleyerek bir şey vermek. Ee, gene günlük hayatımızda kullandığımız keramet kavramı, keramet göstermek. Herkesin yapamayacağı e, yüce işler yapmak anlamında e, keramet, Evliyaullah'ın gösterdiği kerametleri kullandığımız keramet, kerume o kökten geliyor. Gene erkek ismi olarak kullandığımız ekrem kelimesi bu isimden türemiş. Mükremin ismi bu ekremden türemiş. İş hayatımıza e, geçmiş e, bu ismin bir türevi e, ikramiye. İkramiye e, nedir ikramiye? Normal ücretin dışında, ödeneklerin dışında, ücret dışı bağış, hediye anlamında bir kelime iş hayatımızda. Onu söylemiştim ya, kerim kelimesi iş hayatımıza kadar sürmüş, günlük hayatımıza bir, ikram eden bir milletiz, bir ikramiyelerle iş hayatımıza girmiş bir kavram, el kerim ismi. Bütün bu güzel kelimeler Rabbimizin bu vergi ismini aynı kökten türemiş. Biz e, millet olarak bu ismi çok seviyoruz ve bundan dolayı günlük hayatımızda bu kelimeyi çok kullanıyoruz. E, yeryüzünün en cömert e, ülkeleri arasında Türkiye birinci sırada. En cömert. Niye? Çünkü biz e, Kerim kelimesi çok seviyoruz. Çocuklarımıza Kerim ismi konuyoruz. E, ondan sonra birbirimize ikram etmeyi seviyoruz. E, en yardım seven e, halk Anadolu halkı. Herhangi bir yerde bir Birisinin bir derdi varsa ilk yardıma koşan, ilk yardım için teşebbüs kalkan gerek ülke içi gerek ülke dışı halk bizim halkımız. Çünkü çok kerim, çok cömert Biz misafirimize ikram ederiz. Neyle ikram ederiz? Çayımızla ikram ederiz, güler yüzümüzle ikram ederiz, Sarılarak ikram ederiz, yemek vererek ikram ederiz, düşene sahip çıkarak ikram ederiz. Mağduru koruma altına alarak ona ikram ederiz, güler yüzümüzle ikram ederiz. Çok şükür, çok harika. Bu ikram, keramet, kerim sıfatlarıyla donanmış bir millet. Bu özelliğimize sahip çıkmamız, bu özelliğimizi nesilden nesile aktarmaya devam etmemiz lazım. Bugün biz cömert bir milletiz, ama 100 sene sonraki evlatlarımız da cömert olmalı. 300 sene sonraki evlatlarımız da cömert olmalı. 300 sene sonraki evlatlarımız da bugün bizim milletimiz için söylediğimizi söyleyebilmeli. Biz cömert bir milletiz, kerim milletiz diyebilmeli. 300 sene sonraki, 500 sene sonraki evlatlarımız da. Yani bu özelliği nesilden nesile tevarüs ettirmemiz lazım. Evet. Evet, e, Konya'mızın, Adana'mızın, Kahramanmaraş'ımızın ovaları kerim insanlarla dolu. Trabzon'umuzun üzerimizin dağları, bayırları, yaylaları kerim insanlarla dolu. Cömert insanlarla dolu. <laughs> Ege'mizin vadileri, e, ovaları, e, şehirleri kerim insanlarla, cömert insanlarla, yiğitlerle dolu. Aman bu özelliğimizi, kerim özelliğimizi kaybetmeyelim. Elbette başka milletlerinde e, kerimleri var. E, tabii ki başka coğrafyalarda da kerimler var. Ama e, bizim kerimlerimiz hem sayısal olarak çok fazla, hem de kerimlik vasıfları çok büyük. O açıdan biraz bizim farkımız var. Ee, bir hatıramı anlatayım. Ee, Anadolu'nun kerim vasfının çok çarpıcı bir örneği e, olarak kendi yaşadığım e, 26-27 yaşlarında yaşadığım bir e, olayı anlatayım. Yine evlendiğim günlerde e, eşim ve kayınpederimle beraber e, onların köyüne onların büyükleri e, ziyarete gidecektik. Ellerini öpecektik. Dualarını alacaktık. Gittik. E, kayınpederim eşimle beraber e, çıktık köyde. Büyüklerin ellerini öptük. E, ondan sonra ziyaretleri yaptık. E, e, sohbet ettik. Neyse. Ha bu arada e, o büyüklerle e, dua, büyüklerin ellerini öptükten sonra dua alırken ilginç şeyler yaşadım. Köy, Çaykaran'ın e, dağları, yukarıları. E, kayınvalidemin babası Ahmet dedemiz Allah rahmet eylesin. Şimdi vefat etmiş durumda. Ee, o büyüklerin hepsi çok klas dualar etmişlerdi. Onun e, duası e, çok ilginçti. Allah şerefini artırsın evladım diye dua etmişti bana. Çok klas bir dua. Allah şerefini artırsın. Evlatlarımıza böyle dua edelim. Yani çok e, güzel bir dua. Neyse gelelim konumuza. E, ziyaretleri bitirdik. E, akşam 11 civarında köyden e, Trabzon'a döneceğiz. E, köyden 7 kilometre aşağıya iniyoruz. Çaykara ilçesinin içinden geçip oradan Trabzon'a geçeceğiz. İlçe içinden geçerken tabi gece saat 11.30-12 civarı gece dükkanlar kapalı. Ama şaşkınlık içinde bir şey gördüm. E, bütün dükkanların önlerindeki mallar içeri alınmamış, dışarıda bırakılmış. E, sebzeler, aletler, edevatlar, e, yiyecekler, içecekler e, cadde boyunca, çarşı boyunca e, Çaykara Şarj boyunca bütün e, dükkanlar kapalı, ışıkları sönmüş, e, sokak ışıkları var, e, şehri aydınlatan, kenti aydınlatan sokak ışıkları var. E, bütün mallar dışarıda ve üstleri açık. E, şaşkınlık içinde kayınpederime e, bunlar çalınmıyor mu dedim. Çok ters bir soru sordum. Sonradan fark ettim ters sorduğumu. Bunlar çalınmıyor mu? E, bana e, çalınmıyor diye cevap vermedi. Şöyle bir cevap verdi. Gece birinin, köylerden birinin bir ihtiyacı ortaya çıkarsa, bir çocuk bir şey isterse, bir hamile kadının aklına bir şey gelirse ya da gece bir problem çıkar da bir alete, edevata ihtiyaçları olursa gelsinler alsınlar diye dışarıda bırakılıyor. E, ücreti ne olacak diye sordum. Ücretini nasıl yapıyorlar? Kayınpeder gene çarpıcı bir cevap verdi. Dedi ki ücretini nasıl olsa verir yarın verir, öbür gün verir, bir gün sonra verir ya da vermez. Zaten dışarıda bırakanlar e, e, alan getirmeyen olursa da helaldir diye söylüyorlar. Bakar mısınız? Çaykara küçük bir ilçe. Küçük bir ilçe. Bir avuç bir şeyse, bir, bir tane, iki tane caddesi olan küçük bir ilçe. Ama halkı çok kerim. Gece birinin bir derdi olur, bir sıkıntısı olur, bir ihtiyacı olur da gelsin alsın, parasını verse olur, vermese de olur diye Malların dışarıda halen öyledir. Sadece Çaykarada değil, Anadolu'da birçok ilçe böyle. Çünkü o insanlar Kerim insanlar. Yani Allah'ın, Rabbimizin Kerim sıfatı ile vasıflanmış olmanın birincinde olan, o vasıfları davranışlarıyla ortaya koyan Kerim insanlar. Anadolu böyle bir yer. Ben, Bildiğim coğrafyadan örnek verdim. Eminim siz bu örneği çoğaltırsınız. Kendi ülkelerinizden, Kahramanmaraş'tan, Muğla'dan, şuradan, buradan çeşitli örnekler aklınıza geliyordur. Hikayeler aklınıza geliyordur. Bütün Anadolu böyle kerim insanlarla dolu. Çok şükür. Evet. Ee, nereye şey yaptık? Genel bir kişilik özelliği olarak kerim sıfatı Yine vasıflanmalıyız dememize gerek yok zaten öyle. Ha biz e, ne az önce söylediğim gibi ne yapmamız gerekiyor? Bu sıfatımızı korumamız gerekiyor. Bu sıfat bizim kültürümüzün temel taşlarından birisidir. Nitekim öyle değil mi? E, Avrupa'dan, Amerika'dan, e, Japonya'dan, Kore'den gelen e, şeyler bizim milletimizin çok cömert olduğunu, çok misafirperver olduğunu e, söylüyor. Yani kerim olduğumuzu söylüyorlar. Çok farklıyız, çok güzeliz. Elhamdülillah. Bunu devam ettirmemiz lazım. Dediğim gibi 100 sene sonra 200 sene sonra 500 sene sonra da bizim evlatlarımız Kerim olmaya cömert olmaya devam etmeliler. Bunun için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Evet elkelim isminin yöneticideki tezahürü nedir noktasına gelelim Cömertlik normal insan için bir kişilik kalitesidir yani cömert olursa daha kaliteli kişidir, ee, ama olmaya da bilir, tercih etmeyebilir cömert olmayı. Cimri olabilir insan. Eyvallah, sıkıntı yok. Ama yönetici söz konusu olduğunda yönetici cömert olmaya mahkumdur. Neden? Yönetici dediğimiz e, şahs sim yönetilenleri vardır, yani kendisine tabi olan kişileri vardır. O kendisine tabi olan kişiler e, bütün zamanlarını ve bütün güçlerini, emeklerini belirlenmiş olan bir ücret karşılığında yöneticisine e, identifiye etmiş, teslim etmiş insanlardır. Yönetilenler ve yönetici de verecek olduğu ücret karşılığında o insanların hem zamanlarının tamamını mesailerini hem de e, emeklerinin tamamını satın almıştır. Dolayısıyla e, o yönetilenlerin yöneticisinden başka bir tuta, tutacak dalı yoktur. Ee, bir müracaat yahı yoktur. Tek tutar dalı orasıdır. Böyle bir durumda yönetici e, bunu kötüye kullanırsa, bana mahkum bu diye kullanırsa, e, e, bu durumda e, şeyin yönettiği kişilerin, ekip adamlarının e, personelin ihtiyaçlarını karşılanmazsa, ...bütün ihtiyacı. Nedir bunlar? E, maddi ihtiyaçlar, geçim, şu bu falan... ...manevi ihtiyaçlar, sevgi ihtiyacı... ...merhamet ihtiyacı, sığınma ihtiyacı... ...bütün bu ihtiyaçları karşılamazsa... ...yani el kerim olmazsa... E, ...o yönetici başarılı bir yönetici olamaz. Neden? Çok basit. E, derdi olan... ...eksikliği olan, problemi olan... ...maddi sıkıntısı olan ya da manevi... ...sıkıntısı olan... E, ...dayanacak... E, dayanak olarak gördüğü yöneticisi kendisine sahip çıkmayan bir personel verimli çalışamaz. Onun ürettiği üründen ya da hizmetten hayır gelmez. Dolayısıyla hayır gelmeyen, kalitesi yüksek olmayan ürün ya da hizmet üreten personel, sonuçta zararı yönetici olur. Çünkü yönetici personelin başarısı. E, na mahkumdur. Personeli başarılı şeyler, başarılı şeyler üretirse yönetici e, başarılı olmuş olur. Yöneticinin başarısı personelin başarısına bağlıdır, endekslidir. Personel başarılı olursa yönetici de başarılı olur. Personel e, üretiminde, hizmet ya da mal üretiminde, ürün üretiminde başarılı ise o yönetici başarılıdır. O zaman e, yönetici sıkıntısı olan, derdi olan, eksiklikleri e, içinde kıvranan e, insanların üretecek olduğu kusurlu mal ve hizmetlerle e, kendi başarısızlığını beslemiş olur. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Yönetici için kerim olma vasfı. Yani yönettiği kişiyi başkalarına mah şey muhtaç etmeme vasfı yöneticilik açısından elzem olan, mahkum olduğu bir vasıftır. Evet. Ee, bu açıdan e, bunu söylerken e, şöyle itiraz edildi ama maliyetleri ama piyasa şartları gibi amalı fakatlı e, ifadeler e, bizim başarımızı e, için mazeret olamaz arkadaşlar yani e, amalar e, ama e, maliyetlerimiz şöyleydi ama piyasada şartlar şöyle falan e, demeye kalktığımız zaman bunun sonu yok e, yönetici yani varlıklı olan, güçlü olan, yetkili olan, her türlü imkanı geniş olan kişiyi yönetilenlerden ayıran şey en temel vasıf elkerin vasfı olmalıdır. Elkerin vasfıdır. E, yöneticinin vasfını bu vasıf belirliyor. Vaad ettiğini yerine getirmesi, verdiği zaman umulandan fazla vermesi, kime ne kadar verdiğini aldırış etmemesi, kendisine sığınanı himaye etmesi gibi asil tutum ve davranışlar yöneticilerin şanındandır. Neden? Az önce söylediğim gibi e, yönet personel zamanını ve emeğini e, belli bir ücret karşılığında yöneticisine teslim etmiştir. Başka çıkış yolları yoktur. Başka ek iş yapma imkanı yoktur. E, evet. Karşılarsa yönetici e, kendi bilmiş olduğu dalı kesmiş olur. Karşılamazsa karşılarsa kendini beslemiş olur. Yönetici ile alakalı e, El Kerim ismi e, bağlantılarını, bağlamlarını konuştuktan sonra e, bir eğitimcideki e, yansımasına geçelim. Hızlı bir şekilde uzatmayalım fazla. Eğitimci iki açıdan el-kerim vasfını e, göstermelidir kendi kişiliğinde. Bir, maddi imkanlarla öğrencisinin gönlünü kazanması gerekir. Maddi ikramlarla. İkram, kerim vasfını konuşuyoruz ya Maddi ikramlarla e, öğrencisinin, talebesinin gönlünü kazanmalıdır. Örnek olmalıdır. E, ve eğitimciliğinin e, imkanlarından, güzelliklerinden e, öğrencisinin kişiliğini besleyerek, ikinci olarak e, yani manevi şeylerle e, <laughs> kerim olmalıdır. Evet, e, yani e, bu iki açıdan... E, Kerim e, sıfatı yönet bir eğitimci de en yüksek düzeyde şey yapmalıdır. Eğer eğitimci e, Kerim vasfı açısından e, düşük bir portre sergiliyorsa o iyi bir eğitimci olamaz Yani e, diğer bütün isimlerde de genelde söylediğim şey bu e, Bir insan ne kadar kerimse o kadar iyi bir yönetici eğitimci olur Ne kadar Kerim o kadar iyi bir yönet eğitimci Evet Buradan e, gelelim, e, manevi gelişimimiz açısından El-Kerim ismi e, çok fazla uzatmayalım. Sadece bir hadis-i şerif söyleyelim. El-Kerim yani cömert e, e, kelimesinin manevi açıdan nasıl bir değere sahip olduğunu ifade etmesi açısından sadece şu hadis-i şerifi söyleyelim. Ondan sonra dersimizi videomuzu bitirelim. Cennetin kapısını cömertler açar. Hadis-i şerif. Ve oraya ilk girenler, cennete ilk girenler, Cömertlerdir. Bu hadis bildiğimiz bir hadis. Buna benzer hadisler var. Çok hadisler var. O zaman manevi gelişimimizle alakalı El Kerim ismini, cömert anlamına gelin El Kerim ismini çok fazla konuşmamıza gerek yok. Cennete girmek e, manevi gelişmişliğin e, göstergesidir, şey sonucudur. E, e, onun göstergesi de cömertliktir. Deyip e, Rabbim e, El Kerim ismiyle muttasıf olmuş. bütün kişilerini Kerim sıfatının bütün güzelliklere donatmış. Güzel insanlar olmamızı yardım etmiş esin ve bu isimle devamlı e, muttasıf olmamıza vesile olsun inşallah diyerek videomuzu bitirelim.